Ahmet Hakan, pavyon repliği fon repliği oldu. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Seçil Erzan, dün mahkemede işte repliğe gönderme yaparak şöyle dedi, herkes yer içer, hesabı Seçil öder. Böylece dizideki pavyon repliği, fon repliği haline gelmiş oldu. İlginç zamanlarda yaşıyoruz diye yemin etsek günaha girmiş olmayız. Milyon tane ilişki biçimi. İlişki biçimleri, günümüzde acayip çeşitlenmiş durumda. Toksik anyway, ilişki var, <prépar> bariyer ilişki var, açık uçlu ilişki var, yorgun ilişki var, fırtınalı ilişki var, sosyal medya üzerinden ilişki var, bağımlı ilişki var, şiirsel ilişki var, bir yere gitmeyen ilişki var, politik ilişki var, mekansal ilişki var, dinamik ilişki var, koç eşliğinde ilişki var. Var oğlu var yani. Eskiden ne güzeldi. Sadece iki ilişki biçimi vardı, normal ilişki, bir. Uzak mesafe ilişkisi, iki. Husi bir soyadıdır. Husiler denilince bazılarımızın aklına mezhep gelebilir, etnisite gelebilir, kavim gelebilir, aşiret gelebilir, inanç akımı gelebilir. Gelmesin. Husi bir soyadıdır. Hüseyin Bedreddin El Husi adlı bir adamın soyadı. Husiler işte bu adamın takipçileri. Büyük erşenciyiz. Enerjisi olmasa anlayacağım. Takati kalmasa anlayacağım. Sağlık sorunları yaşasa anlayacağım. Melekelerinde sorun olsa anlayacağım. Adam gayet enerjik, gayet zinde. Zihni zehir gibi. Sağlık sorunu yok. Sırf yaşının ileri olması nedeniyle aday yapılmaması çok saçma değil mi ya? Behzatçe kiminle yarışacak? Etimesgut'ta MHP'li bir belediye başkanı var. Adı Enver Demirel. Enver Demirel Etimesgut'a gitmiş, Enver Demirel'le ilgili şu tür gözlemlerle dönmüştüm, karınca gibi çalışkan, girişken bir başkan izlenimi veriyordu. Süper doğal ve içtendi. Atatürkçülüğüne toz kondurmuyordu. Türk Tarih Müzesi diye bir müze yapmış, Türk tarihini heykellerle anlatan devasa bir park. Enver Başkan'ın Etimesgut'un her köşesinde izi vardı. Ahaliyle kurduğu ilişki mükemmel görünüyordu. Kimin derdi varsa hemen koşturuyordu. Neyse, esas şu konuya geliyorum, Behzat Ç'nin işi hiç kolay değil. Hatta şöyle ifade edeyim, çok zor. Erdal Beşikçoğlu, CHP Lütfü Savaşı adaylıktan çekse, Lütfü Savaş'ın Hatay adaylığına tepki daha çok CHP tabanından geliyor. Çekin adaylığını, diyor taban. CHP, Lütfü Savaşı adaylıktan çektiğinde Hatay'da sonuç ne olur bilmiyorum ama Türkiye genelinde CHP tabanında büyük bir ferahlama olacak belki bir iki puan getirisi bile olabilir. Murat Kurum'un adaylıkta beş günü şu ana kadar bir folso yapmadı. Sürekli sokaklarda, sürekli ahalinin arasında. Sempatik bir imaj inşa ediyor gibi. Polemiğe hiç yüz vermedi, vermeyecek gibi görünüyor. Parti teşkilatıyla uyumunda bir sorun yok gibi. İyi bir sosyal medya çalışması yürütüyor. Ama tabii ki bunlar ilk beş günün izlenimleri. Unutmayalım ki şu ana kadar önemli bir meydan okuma ile karşılaşmış değil. Asıl öyle bir durumda ne yapacağına bakmak lazım. Trendler. Şiir sevmiyorum diyenlerin sayısında gözle görülür bir artış var. Akşamları nadiren evden çıkanların sayısında yükseliş söz konusu. Dizi yerine filme yönelenlerin sayısı, bayağı bir artmış durumda. Sabahları erken kalkanların sayısı, geç kalkanların sayısını geçmiş durumda. Karaköy'den soğuyanların sayısında belirgin bir artış gözleniyor. Kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün anlamlı şekilde artıyor. Müslüman ülke olması şart mıdır? İsrail'in Lahey'de sanık sandalyesine oturmasına neden olan davası Güney Afrika açtı ya. Şöyle diyenler var, onca Müslüman ülke varken niye Güney Afrika? Müslüman ülkeler niye açmadı da Güney Afrika açtı? İyi ki Güney Afrika açmış. Böylece meselenin temelinde dindaşlığın değil insanlığın yatmış olduğu herkese gösterilmiş oldu. Gazze meselesi Müslümanların meselesi değildir, insanlığın meselesidir cümlesi ete kemiğe bürünmüş oldu. Ayrıca o Güney Afrika ki Arafat'ın dostu Mandela'nın ülkesidir. En acımasız ırkçı apartheid rejimine maruz kalmıştır. Yani Gazze'nin yaşadığı cehennemi en iyi anlayacak ülkelerin başında gelir Güney Afrika. Kısacası Bırakın şu neden davayı bir Müslüman ülke açmadı geyiğini.